Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz böyle bu son zamanlarda özellikle Instagram üzerinden bize aşırı böyle bir talep var. Fotoğrafları paylaşır mısınız? Hırsızlıklar gitgide artıyor böyle. Önüne geçemiyoruz bu ara. Zaten motorları bu dönemlerde zar zor alıyoruz. Bir dünya para harcıyoruz motorlara. Ve kalkıp birinin çalması gerçekten hoş değil. Dediğim gibi böyle Instagram'dan sürekli gönderiyorsunuz. Hani paylaşıyorum zaten, eğer yani yardımcı olabiliyorsa bu işler ne âlâ. Ama hani genelde böyle çalınan motorlar kolay kolay bulunamıyor. Çok nadir. Ve Envepo turuncu MTS takip sistemi diye bir şey var arkadaşlar. Bana ulaştılar Instagram üzerinden. Şöyle kutusunu da göstereyim arkadaşlar. Böyle bir kutu. Bu cihaz takip sistemi. Oradaki beyefendiyle, Gökhan Bey'le görüştük. Gerçekten sıcakkanlı bir adamdı. Ve telefonda şunu söyledi. Ya dediler ki işte bu böyle bir taşıt şeyimiz var. Haberdar mısınız, bunu biliyor musunuz falan. Ya dedim ki internette evet gördüm ama kullanmadım şu ana kadar. Dediler ki size de gönderelim, siz kullanın. Ben de böyle dedim ki kullanırım, bir bakarım, montajını falan yaptırırız. İyisiyle kötüsüyle motorumuzda neyi deneyimledik, ne deneyimlemedik diye anlatırız. Şimdi böyle bir kutu geldi. Arkadaşlar tekrar göstereyim, hatta böyle şey içine detaylı göstereceğim zaten size. Bir tane de bunun yanında böyle buzzer gibi bir şey var arkadaşlar, siren gibi söyleyeyim. Şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Şimdi Ender Garaj'a gideceğiz buradan. Kime gideceğiz? Tabii ki benim motorla ilgili bütün işlerim sevgili Apo abiye emanet. Şimdi gideceğim, onu bir rahatsız edeceğim. Böyle başın netini arıtacağım. Diyeceğim ki hadi takalım, hadi takalım. Bir sürü de işi vardı. Şimdi bana sahip söyleyecek ama. Lafı da çok fazla uzatmayayım. Böyle bir giriş oldu. O zaman hadi buradan motorla binelim. Sanayi Ender Garaj'a gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet. Düştük sanayinin yoluna arkadaşlar. Sanayiye gidiyoruz. Apo abi diyecek lan yine mi sen? Bıktı benden ya. Sever beni, sever kendisi. Neyse bakalım, turuncuya turuncu takacağız. Biliyorsunuz genelde artık buna turuncu demeye başladım. Bunda lakabı turuncu kaldı SAS'ın, Adventure'ımızın. Sana takacağız aslanım. Bu arada arkadaşlar, şimdi giderken bir şey de söyleyeyim size. Ben şimdi bugün bir montaj videosu çekeceğiz. Ürünü çünkü daha henüz kullanmadım. Hakkında merak ettiğiniz bir şey var ise bu takip sistemi ile alakalı, çünkü sürekli iletişim halindeyim kendileriyle. Merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen aşağıda hemen şimdi merak ettiklerinizi yazın. Çünkü hani kullanım sürecini ister istemez bugün kullanamayacağım. Yani biraz zaman geçmesi gerekli benim de uygulamaya alışmam için. Bir application'ı varmış, ona alışacağız işte. Hani o arada sizin de merak ettiklerinizi değerlendirip hani onlara da böyle bir cevap verip bir kullanıcı deneyimi videosu çekmek istiyorum. Belki size de faydalı olur. Yarın öbür gün siz de düşünebilirsiniz. Motorunuzu dışarıda bırakıyorsunuzdur, aklınız kalıyordur. Belki kafanıza yatar bu videodan sonra. Ben ona bir şey diyemem, tamamen kendi kararınızla. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Ama yorum yazmadan önce kanala abone değilseniz olmayı unutmayın. Ondan sonra sorularınızı sorun arkadaşlar. Ben de gerekli soruları cevaplarıyla birlikte, yani kullanıcı deneyimi olacak videoda, onları size arkadaşlar cevaplayayım tek tek. Yani cevaplamaya çalışayım elimden geldiğince, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi Sanayi Halk Cumhuriyeti'ne gelmiş bulunmaktayız. Of, camı biraz açayım. Ender Garaj'a geldik arkadaşlar. Artık yeni biliyorsunuz zaten. Ben nereye yanaşayım ya? Öyle bir uyut. Dırım dırım. Selamun aleyküm. Apo abi, beni özledin mi? He? A few moments later. Benim kadar lan bu. Turuncula beni Apo abi. Bu iş bende. Evet arkadaşlar, motoru içeri aldık. Bir ikili olacak gibi, turuncuya turuncu, ne dersin? Bence de başarılı. Ne yapıyorsun Apo abi? Makaronla şöyle bir yalıtım yapacağız. Daha sağlam olsun diye mi? Hayır, içine öyle her gelen su girmesin diye. Zaten su geçirmiyormuş bazı parçalarımız. Ya buralar, buralar için kalıyor. Demiyorum. Normalde buzzer ve şey olsun. Su geçirmiyor abi. Aynen. Girişleri vesaire onları. Biz işimizi sağlam kazığa bağlayalım değil mi? Bunun ne olduğunu bilmeyenlere söyleyeyim arkadaşlar. Makaronu böyle kablolara geçiriyorsunuz. Sonra ısıtınca daralan işte, makaron diyoruz. Daralan makaron mu? Evet. Daralan makaron. Bu işte ısındıkça arkadaşlar öpmeye başlıyor kabloları. Bak canlı canlı da gördün değil mi? Küçülmeye başladı bak. Şöyle. Bak mis gibi oldu. Oo, daha yapacağız. Tekrar göstereyim böyle. Büyük bir ihtimalle ben buzzer'ı şuraya koyduk arkadaşlar. Daha montajını yapmadık. O orada kalacak. Şöyle. Buradaki yan kapağımın içine de şeyi koydum ben. Söyle adını. Cihazın kendisini koydum. Bunun içine bir sim kart var. Bu sim kart aracılığıyla GPS'ten işte size yer, konum, bildirim, sizin istediğiniz özellikleri size gönderiyor.
Şimdi kablolarının uçlarını mı soyuyoruz? Ya var çok teknik adamsın, yemin ederim her şeye bir aletin var ya. Bir şeyi de elle yap be adam. Takım yapar, el övüyor. Diyorsun. Evet. Duydunuz, bu atasözünü de buraya yazıyorum. Değil ama, mi? Atasözü mü artık? Heh. Ama tabii doğru kullanmak. Sensiz olmaz be abi. Ya. Yalnız alet çok güzel çalışmıyor mu ya? Evet. Ucum ucu çok teknik bir alet ha. Bakayım evet. Şunu verir misin? Bakın arkadaşlar böyle bir makine var. Basıyorsunuz. Bak görüyor musun? Tık ayırıyor kabloyu ucunu. Abi çok güzel çalışıyor ya. Beğendim. Burayı da. Buyurun size takdim edeyim şöyle. Burayı da makaron yapacağız. Şöyle Apo abi arkamda montaja devam ediyorken ben size şimdi birkaç bir şeyle ilgili bilgilendirmek istiyorum. Dediğim gibi ben de işin açığı ürünü daha yeni aldık. Montaj yapıyoruz. Kullanacağım bir kullanıcı deneyimi oluşturmak istiyorum kendim için. Böyle size aktarmak için. Fakat sizden istediğim bir şey var. Böyle bir takip sistemiyle tanıştınız mı tanışmadınız mı bilmiyorum. Düşünürsünüz düşünmezsiniz. Aklınızda belki soru işaretleri vardır. Dediğim gibi ben de daha henüz deneyeceğim. Ürün elime yeni ulaştı. Bunun bir uygulaması var arkadaşlar telefonda. Onu indiriyorsunuz. O uygulamada işte böyle bildirimler hakkında işte ayarlar var. Daha mesela daha sık hassasiyet olsun motor sallandığında veya herhangi bir park ettiğim zaman şöyle bildirim gelsin. Çalıştığı zaman şu dakikadan sonra bildirim gelsin gibi böyle kullanıcı arayüzü böyle güzel ve orada bir sürü detaylandırma olayları var. Dediğim gibi şimdi bu videonun altında yorumlara böyle bu uygulamayla ilgili neler merak ediyorsunuz bu takip cihazı ile ilgili yazarsanız çok sevinirim. Çünkü aşağıdaki soruları okuyup ikinci videoyu çekeceğim. O videoyu çekerken de hem görüşürüm bu uygulamanın sahibiyle de yani turuncuyla MVPO yazılımla görüşeceğiz. Diyeceğiz ki böyle böyle sorular var işte alacağız cevaplarını. İkinci bölümde size daha iyi bilgiler verebileceğim. Çünkü şu an veremiyorum çünkü daha henüz kullanmadım. Kullandıkça bakalım daha güzel şeyler olacak. İşin açığı kimse artık motorunu çaldırsın istemiyorum. Ha dediğim gibi siz istersiniz istemezsiniz ayrı bir mevzu. Ürün elimize geldi. Biz böyle bizim turuncuya yerleştiriyoruz. Bu arada arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu görüyor musunuz? Bak ucundan sıcak üflüyor. Buna da makaron. Apo abi vallahi var ya 10 numara işçilik yapıyorsun ya. Bak buna da hiç acımadın taktın makaronu. Vallahi ya çok para. Makaron çok para. Zam gelmiş. Zam gelmiş. Makarona zam gelmiş. Bu buzzer'ı az önce de gösterdim. Herhalde büyük bir ihtimalle şuraya yerleştireceğiz. Çünkü ben burada boşluk bulabildim. Aslında bunu belki böyle polis zabıta motoru gibi dışarı yapsak ne olur Apo abi? Artık yapamayız. Kulağını kestim. Kestin mi? Senin canın sağ olsun ya. Sen yapacağın yeri garantilemişsindir, yoksa yapmazsın. Kafaya bak, uzaylı kafası. Avadanlığıma yer kalacak mı? Avadanlığına işte yer kalsın diye uğraşıyorum. Çünkü çok güzel, alet çantası gibi bir avadanlığım var. Buradan ne çıkarıyoruz? KTM demek ki çok bozuluyor, çok bir sürü takım koymuşlar. Eyvah! Linç yiyeceğim şimdi, KTM severlerden. Aynen. Bir tane de turuncu burada var arkadaşlar, bak 125. Evet, şu an bağlantıları yaptık arkadaşlar. Şu an lehim işlerini yapıyor Apo abi. İnce hassas işler yapıyor şu an kendisi, çok ciddi. Ne diyorsun Apo abi? Nasıl sistem? Sistem güzel. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Bu bağlantıları yaptıktan sonra motoru biraz sarsacağız. Alarmın aktif olup olmadığını ve hani nasıl devreye giriyor, nasıl devreye çıkıyor, işte programda neler var biraz da sizlere onları göstereceğiz. Şimdi montaj videosu bu kadar olacak. Ondan sonra detaylı inceleme şeyini birazcık kullanacağım. Ondan sonra yani bir 3-5 gün, bir hafta kullanırım. Bakarım programa alışırım. Ne değil, nasıldır, nasıl yapılıyor, nasıl ötülüyor. Biraz daha işi pişince size dediğim gibi güzel, daha güzel detaylı bir videosunu çekeceğim. Şimdi birazdan testini yapalım abi. Bitirelim şu lehim işlerini. İyice kapatalım oraları. Düzgün olsun istiyoruz. Çünkü açıkta bir şey kalsın istemiyor abi. Her şeyi güzelce yapalım. Öyle bitirelim dedi. Kapatalım burayı dedi. A few moments later. Evet arkadaşlar, Apo abi montajı bitirdi. Bak size şöyle de göstereyim. Gayet güzel bir işçilik yaptı. Çünkü artık her şey orijinal gibi. Buzzer'ımızı şu araya koyduk. Arkada yine avadanlık için yerimiz var. Böyle güzel bir işçilikle hani çok fazla bir şey gözükmüyor. Hatta bir şey gözükmüyor yani. Değil mi Apo abi? Sakladık. He? Sakladık. Sakladık her şeyi. Güzel bir işçilik evet. Yaptık. Şu an rolemiz, bu sistem... Rolemiz tamam. Burada. Artımız, eksimiz, buzzer'ımız. Ve cihazın kendisi de kutuda kaldı. Tamam. Bağlantıyı bitirdik. Deneyelim mi? Bir orta sehpadan indirelim mi makineyi? Deneyelim. Bakalım mı? Deneyelim bakalım bir. Senden rica etsem Apo abi ben indirebilir misin? Ben bu taraftan indireyim. Zaten boyum kısa, zor yetişiyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Ötecek. Bir dakika. Ben şöyle geçeyim. Şimdi sehpadan birisi... kaçırıyoruz mu? Kaçırıyoruz motoru. Kaçırıyoruz. Başarılı. Evet, 5 şimdi saniye, neden 5 sustuğunu saniye. Söyleyeyim arkadaşlar size. Çünkü biz programa girdik, telefon programına. Orada dedik ki 5 saniye çal. Denemek için böyle bir şey yaptık. İsterseniz bunu 10 saniye, 20 saniye, 1 dakika, 2 dakika yapabilirsiniz.
Biz şu an böyle deneme amaçlı böyle şey yaptık. Bir daha olmazsa yukarıya al Apo abi. Hatta şu anda bak size göstereyim, bir dakika alma. Bildirim de geldi. Şu an arkadaşlar bakın, bu telefondan aranıyorum. Böyle bunda hoparlörü alayım, dinleyin. 41A927 plakalı motosikletinizde hareket algılandı. Teşekkür ederim canım. Böyle hoş bir sesle de uyarılıyorsunuz. Telefonunuza bildirim de geliyor ayrıca. Tekrar alalım Apo abi, sana zahmet veriyorum ama. Valla bir şey. Tananan. İşte böyle arkadaşlar, bu kadar, montajı bitirdik. Tabii ki kullanıcı deneyimlerini sonra anlatacağız. Şimdi sözü Apo abiye bırakıyorum. Evet, sence nasıl? Güzel cihaz, başarılı. Şeyler de geliyor. Bak hemen bildirimler de geliyor. O bir olay dakika. Güzel. Ha, şimdi konuş. Mikrofonu düzelt. Ya her şey mikrofon mu? Bu ne ya? Neyse, sence şey nasıl? Bağlantıda mağalıkta ben çok iyi anlamadığım için soruyorum. Öyle ekstra kesip biçmemiz gereken çok bir şey var çok, mı? Çok kolay bir bağlantısı var aslında. Tamam. Hani bilen için bağlantısı kolay. Ben bağlayamazdım herhalde zaten bunu. O zaman aramızda fark kalmazdı Tolga. Yani güzel bir cihaz. Hani şey, buzzer'ı falan da küçük. Böyle her yere sığabilecek cinsten. Şeyde de bayağı yer, senin avadanlığa da yer kaldı yani bazı. Evet evet, burada zararlı. Gayet güzel, şöyle göstereyim. Güzel de bir yerimiz kaldı. Yer kaldı için. Yani. Öyle çok da büyük yerler kaplamıyor. Güzel bir cihaz. Yani ekstra bir daha şeye da, gerek daha, yok değil mi? Daha da iyileştirileceğini düşünüyorum. Evet. O zaman makinamızı taktık. Şimdi oturtturalım. Sonra böyle tekrar bir alarmı şeyi göstermek istiyorum size. Telefondaki şeyleri göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi hem beni de alsın istiyorum. Şimdi şurada şöyle bir uygulaması var. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. MTS'e basıyorsunuz. Burada böyle bir ekran geliyor telefonunuza. Burada benim işte motorumun şeyleri çıkıyor. Buna tıklıyorum. Şu an haritada motorumun nerede olduğunu buradan görebiliyorum. Onun dışında burada ayarlarımı yapabilmek için kısaca şunları göstereyim size. Burada ayarlardan hareket algılama hassasiyeti. Burada hassasiyetini seçiyorsunuz. Alarm zili kaç saniye çalsın gibi işte detaylar var. Bunları yapabiliyorsunuz. Ve burada bir sürü güvenli park bildirimi, hareket algılandı birimi. Yani bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Ona göre işte size bildirim geliyor. Yani ekstra bildirimin haricinde dediğim gibi böyle telefon çalıyor, telefonunuzu açıyorsunuz, diyor ki işte motorun plakasını okuyor size. Böylece size bildirmiş oluyor. Diyor ki motorunuza hareket algılandı, işte kontrol edin. Alarmı buradan basıp susturabiliyorsunuz gibi gibi özellikleri var. Ama sağ kullanımını söylediğim gibi daha sonra işte hani böyle birazcık kullanayım, bende kalsın, bir deneyelim falan, böyle birkaç bir şey yapmak istiyorum. Şimdilik bununla ilgili sorularınızı lütfen altta yazın. Ben o soruları okuyayım arkadaşlar. Onlara göre de bir cevap hazırlarım. Videoda hem şuna şöyle, buna böyle gibi değinmek istiyorum. Sizi de bilgilendirmek istiyorum. Apo abicim, var mı senin söylemek istediğin bir şey? Her zaman söylediğimiz gibi tekeriniz düz bassın diyoruz. Tekeriniz düz bassın. Apo abi yine klasiklerini konuşturuyor. Arkadaşlar şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.